Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Oğuz Karaeminoğulları'nın görüntüleri var. Hep birlikte izliyoruz. Ben Doktor Oğuz Karaeminoğulları 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. 93 yılında da ortopedi ihtisasını başlayarak Uludağ Üniversitesi'nden 1997 yılında ortopedi uzmanı olarak ihtisasımı aldım. Ortopedinin her alanında çalışmama rağmen özellikle omurga cerrahisinde daha özel çalıştım. Ve son 7 yıldır belki bugün anlatacağım konu olan tam kapalı bel fıtığı ameliyatı üzerine hem eğitim aldım hem akademik işlerimi o yönde yoğunlaştırdım. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı oldukça yeni bir teknik. Yani şöyle söyleyeyim, beni çok etkileyen bir olaydır. Bunun yaratıcısı, tanımlayıcısıyla tanışma şansım oldu. Yani siyah beyaz fotoğraflarda biz hep okuruz cerrahiyi. İşte cerrahi tanımlayan kişi, Schwarz gibi. Ama burada birebir kendisiyle tanıştım ve konuşma şansı elde ettim. Yani gerçekten yeni bir teknik. 1997'li yıllarda aslında tam tanımlandı bugün kullandığımız endoskop. Ameliyatın felsefesi şöyle. Eskiden büyük cerrah, büyük insizyon denirdi. Yani kaç dikiş attı. Yani ne kadar büyük açarsa o kadar büyük cerrahtı. Şimdi bu iş tam tersine dönmüş durumda. Ne kadar küçük bir kesiden hastanın normal sağlıklı dokusuna ne kadar az hasar vererek probleme ulaşıp problemi çözebiliyorsanız daha büyük bir cerrahi işlem yapmış oluyorsunuz. Yani dokuya saygılı kalmış oluyorsunuz. Endoskopik cerrahinin felsefesi bu. Nasıl safra kesesi ameliyatlarında bugün neredeyse tamamen endoskopik yapılıyor. Bunun gibi düşünün, benzer bir cihaz kullanıyoruz ve omurgaya bu kamera yardımıyla ilerleyip yine omurganın içinde var olan kanallardan ilerleyip endoskopin içinden bütün ameliyatı yapma şansımız oluyor. Hakikaten açık ameliyat yıllarca yaptım, omurga cerrahisi, vidalama vesaire gibi. Ama endoskopik cerrahi yapmaya başladığınızda, yani bu tam kapalı ameliyatı başladığınızda felsefesi çok farklı. Yani büyük kesiler yapmadan problemi çözmeye çalışıyorsunuz. O yüzden çok uzaklaştım aslında. Çok nadiren açık cerrahi yapıyorum. Çünkü hastanın iyileşmesi, bir an önce eve gitmesi, normal yaşantısına dönmesi son derece önemli kavramlar oldu. Eskiden ameliyat edip bir ay yat diyorduk. Böyle bir şey bugün mümkün değil modern tıpta. O yüzden o anlamda çok ciddi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Minimal invaziv cerrahilerin. Ben hastayı ameliyat ettikten sonra 2 saat sonra yemeğini yürüttükten sonra da evine gönderiyorum. Bu hasta için çok ciddi bir konfor. Adı tam kapalı cerrahi. Asla tam kapalı bir teknik değil. Tam tersine endoskopla açık cerrahide gördüğünüzden çok daha fazla yer görüyorsunuz kamerayla. Endoskop çok özel bir cihaz ve belli açılarda görüntü elde ediyor ve 25 kat büyüterek elde ediyor. Bu şu demek, mikroskopta elde ettiğinizden çok daha iyi bir görüntü ve kapalı bir ortamda çalıştığınız için de sıfır kanamayla, yani kan hücresi görmeden tertemiz bir ameliyat yapıyorsunuz. Aslında zor bir teknik olmakla birlikte endoskop kullanıldığında normalden çok daha iyi görerek ameliyat yapıyoruz. Bel fıtığı hastası olduysanız daha sonra 18 yaşında hiç bel problemi olmayan bir kişiye dönmezsiniz. Bel fıtığı, çünkü fıtık aslında normal özelliği bozulduğu için bir hastalık haline gelir. Siz orada dışarıya çıkan parçayı çıkarsanız bile yeni travmalarda, yeni ters hareketlerde yeniden bel fıtığı çıkabilir. O yüzden bence belle ilgili bir problem yaşadıysanız hayatı modifiye edip kiloyu vermek, spor yapmak, iyi adale kondisyonu, bunlar olmazsa olmaz şeylerinizdir.